şey olur. Ankara'ya gidiyoruz şu an Cem'le birlikte. Darladım, dedim ki arabayla gideceğiz dedim. Hayatta uçağa binmem, bir salgın falan, korktum ben birazcık, korkuyorum o muhabbetten. Neyse, Ankara'ya buradan toplasan kaç, 4-5 saat bir şey sürecek. Tutturdu sabahın köründe, diyor ki bana sabah 8'de gelip alacağım seni. Dedim manyak mısın sen, ne yapacaksın sabahın 8'inde? Neyse dedim 9'da gel al falan dedim ve 10 dakikada beklettim. 10 gece yola çıktık, 20 dakika oldu daha yani. Kısmetse bir yerde yemek yiyeceğim. Çok açım, Cem de açtım. Evet, bir de onu diyor. Bak bir dakika, bunu buraya falan koyacağım sanırım şu an. Dur bakayım, bunu nasıl koyabilirim acaba? Evet. Çok saçma. O an görüntüsü çok tatlı ama. Tutturdu, diyor ki Susurluk'tan gelecek biz ya. Susurluk Balıkesir'de, Ankara'ya gidiyoruz İstanbul'a. Bırak, biliyormuş gibi konuşuyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Evet, baktım çünkü dedim ki abi buradan acaba nasıl geçeceğiz? Çünkü dedim ki buradan geçmek zor yani, anladın mı? O yüzden baktım, bir daha emin olmak falan istedim. Ama bir şey diyeceğim. İstanbul böyle falan, gitmek istiyorsan gidelim dedim. Ona dedi ki öyle gitmek istiyorum. Peki yok mu bir Susurluk? Hayır, peki. Mantık olarak bir kültürü değil midir? Ne zaman bir uzun yola çıkasa, bir şey yapılsa Susurluk'ta kahvaltı edilir yani. Ona bakılırsa Afyon dinlenme tesislerinde de sürekli dinleniliyor yani, anladın mı? Kimle koysam Afyon'dan geçiyor yani. Neyse, uzakmış biraz, en kötü başka bir yerde kahvaltı. Ya da Susurluk üzerinden geçip Ankara'ya gidişimiz yok. Hani o kadar acelemiz yoksa... Yok abi, ne acelemiz var ki? Tamam, kabul mü? Yapalım mı? Gerçekten çok ama girdik şu an başka yoldayız. Abi Bursa'ya gidip İskender mi yeseydik? 10.30'da bir İskender'imiz yok mu sabah? Var! Biz var! Dönerken de öz direktör kardeşimi alıp geleceğiz. Çok mutluyum bu konudan dolayı. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum ilk yola çıkışımda. Çünkü direkt böyle dönüp hemen öz direktörü görmek istiyorum. Siz öz direktörü tanımıyorsunuz ama dönüşte çekeceğim ve tanıyacaksınız. Şimdi asıl olaya gelip Ankara'ya gidiyoruz. Evet, Metro GX için gidiyoruz Ankara'ya. Ben de dedim ki bu fırsatı kullanalım, bir tane vlog çekelim. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum bu arada. Ankara'da gerçekten çok bir şey yok yani baktığınız zaman. Daha yok. Ama dedim ki yani belki eğlenceli bir şey olur. Belki Cem'le eğlenceli bir şeyler yaparız. Bilmiyorum. Ya. Evet, muhtemelen otele gidip baksın, göz ağlamış. Çeşte mi burası, Berceste? Berceste galiba. Bakıyorum. Şöyle. Berceste dinlenme tesisini bulduk sonunda. Yemek yiyeceğiz. Yiyin. Aç bıraktı beni. Bütün bir yol aç bıraktı. Bütün bir yol dedin, çıkalı kaç, ne kadar oldu biliyor musun yol çıkalı? 50 dakika. Hadi oradan 50 dakika falan olmadı. Yok, 1 saat oldu. 1 saat olmuş bak, 1 saat olmuş. 1 saat beni aç bıraktı. Telefonu keşke tutabilsem. 1 saat aç bıraktı beni. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Neyse, bak cüzdan deyince aklıma geldi. Dün bir rüya gördüm Cem. Cüzdanı mı çalınıyordu? Hayır, cüzdanı çalınmıyordu. Dün rüyamda bir yere gidiyordum ama hiç param yoktu. O yüzden çok sıkıntılı bir şeyler yaşadım ama çok net hatırlamıyorum. Şey söyleyeceğim. Buradan hediyelik anahtarlık isteyen varsa Berceste'den alınır. Alakasız, almayacağım. Instagram çekilişi için Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Anahtar veriyorum. Anahtarlık. Evet. Burada açıklıkta kahvaltı tarzı bir şey var mı? Sadece et mi var? Adamın var. Bu ne ya? Show TV açık burada. Neyse, buraya geldik, yemek yiyeceğiz şimdi. Bu kadar. Ne yesem acaba? Sevgi demek, şifa demek. Katılıyor musun buna peki? Hayır. En sevdiğim şeylerden bir tanesi kızarmış ekmek. Bu güzel gidiyor, ben sevdim. Evet, etrafı biraz çektim. Daha doğrusu karları biraz çektim. Keşke göl olduğu biraz daha belli olsa ama yani böyle şey, o cam gibi olsa falan çok güzel olurdu diye düşünmekteyim. Evet Cem. Cam gibi olsa burada yürümezdik.
ben yürürdüm kesin. Nerede oluyor sadece? Ya hadi oradan ya. Norveç'in derinliklerinde falan. Ne diyecektim? Ha, hadi arabayı anlat bakalım biraz. Nasıl bir araç kendisi? Bak bir içim şey oldu tekrar. İçi gitti. Kendisi Audi R8 V10 olarak geçiyor. V10 atmosferik. Sesi nasıldı ama? Güzeldi. Ve duyamadık düzgün yani. Ya duyduk ya, saçmalama. Sen yanımızdan bir de onu yakından geçen... duyacaktın. Sen bir de onu... Sen bir de onu öyle gör. Abi karı çok güzel. Cem arabayla ilgilenirken ben de müziğimin kısılmasından bayağı rahatsızdım. Ama bir şey diyeyim mi? Hiçbir müzik o arabanın sevmemesinden güzel değil. O yüzden kısarsın. Salak. Ay. Tamam. Böyle yani. Özetle şu an Ankara'ya geldik, giriş yaptık. Cem şu anda şeye gitmek istiyor, Otlu'ya gitmek istiyor ama ben Otlu'ya gitmek istemiyorum şu anda. Otele gidip duşa girip dinlenmek istiyorum çünkü sabahın köründe çıktık o yüzden. Sen sporcu değil misin? Ya ne spor ya? Sen Survivor. Superstar. Survivor. R8 nasıldı? Güzeldik. Ah, benim Ankara'da çok sevdiğim bir kafe var. Oraya git, oraya gitmek ve orada video çekmek çok isterim. Ne olur düşün ya. Aa, yeter artık. Oktitenin artık ya. Hem hareket etmiyorsun hem her dakika şey yapmak istiyorsun, yeter. Düşme artık ha. Düşme artık ha. Tutuyorum. Tam tutuyorum. Ankara'da benim çok sevdiğim bir kafe var. Faust diye. Ben Cem'i oraya götürmek istiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten çok tatlı bir yer ve orayı bence herkes görmeli. Peki Faust kimdir acaba, biliyor musunuz? Kafesine gidersiniz ama kim olduğunu biliyor musunuz? Faust kitabını biliyor musunuz acaba Göte'nin, Cem Beyefendi? Biliyorum. Okudunuz mu Cem Beyefendi? Maalesef. Neyse okudum. Biraz, ya bir cümlemi bitireyim mi artık ne olur ya? Allah aşkına konuş. 8 saattir anlatmaya çalışıyorum derdimi, anlatamıyorum. Faust tanıyor musun? Bilmem neye gittin mi? Şunu yaptın mı? Hadi artık anlat, yeter. Faust'a gideceğiz. Faust'u çekmek istiyorum. Çok tatlı bir yer. Umarım bu videoyu izleyip görüp sever ve gidersiniz. Evet, yolculuk hakkında ne düşünüyorsun? Sence nasıl geçti yolculuk? Çok iyiydi. Yolculuğun en güzel kısmı bizi sollayan R8 V10'du. Onun dışında pek başka bir lafım ya var. Oha saçmalama, çok güzel yolculuk geçirmedik ya. Evet, çok güzeldi araba ya. Hala araba diye çıldıracağım şimdi. Sen hiç V10 atmosferik sesi duydun yani mu? Yani duydum işte. Tamam, güzel miydi ben yolculuk? Onun dışında güzeldi. Dura dura geldik, sakince geldik. Özellikle o karlı yerlere gittik. Orası bayağı güzeldi bence. Dönüşte bir R8 V10 görürsek güzel olur dönüşte. Allah, R8 V10 çıldıracak beni ya. Belki ben sana 15 silindirli araba yapacağım, tamam mı? Onun sesi değil. 12'den sonrası sıkıntı. Otele geldik. Duşa girdim, çıktım, hazırlandım. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Birkaç tane yer öğrendim arkadaşımdan. Oralara gideceğim, göstereceğim. Keşke odayı da çekseydim. Nasıl önce çekelim. Evet, bu kadar. Asla Cem'i 500 saattir bekletmiyorum ayrıca. Asla yapmam öyle şeyler. Evet. Vlogumuza devam edebiliriz. Az önce Cem'e sayıp söyleyecektim. Sırada telefon çaldığı için sayıp söylemedim. Biraz huysuzum şu anda. Üstüne bir huysuzluk var. Acaba neden? Acaba. Bir agresiflik var üstümde. Az önce dünyanın en overrated filmi falan dedi Harry Potter için. Bunun huysuzluğu olabilir mesela üstümde. Harry Potter'la bu yaşında tanışsaydın bu kadar sevmeyecektin. Efekan yapma. Evet, ne sevecektim ya? Ama şu an tanışmadım. Fark etmez. Şu an tanışmadım. Beraber büyüdünüz falan diye bu kadar seneler sevmedim. Önce tanıştım. Çocukluğumda tanıştım. Tamam, tanışmasın ve şu an biri sana söyleseydi Harry Potter izleseydi beğenmeyecek. Ya sana ne? Sen de tanışsaydın. Fark etmez. Ben neyse. De tanıştım. Yemekten sonra Cem'i Faust'a götüreceğim. Yemekte vlog çekemeyebilirim. Çünkü Cem'in arkadaşları var ve birileri varken ben çok çekiniyorum vlog çekmeye. O yüzden belki sonrasında devam ederim diye düşünmekteyim.
Burası benim Ankara'da en sevdiğim kafe. Faust tam yerine, tam nerede olduğunu bilmiyorum ama lokasyonu koruyacağım. Zaten Faust yazdığım zaman da çıkıyor. Faust biliyorsunuz Goethe'nin en ünlü eserlerinden bir tanesi. Buranın dekorasyonuna baktığınız zaman da zaten Almanya'nın Faust döneminin dekorasyonlarını görebilirsiniz. Buradaki her şey satılık. Yani özgüsünden tutun pick-up'ına kadar işte eski kartpostallara kadar, daktilosundan resimlerine, yani her şey satılık. Buranın sahibi zaten bir saf ve sürekli biriktirdiği tişeleri falan da buraya getiriyor. Ve sürekli yeni şeyler geliyor. Burası hiçbir zaman böyle almışan kalabalığı ve kitleyi hedeflemiş bir kafe değil. Bence burayı en özel kılan şeylerden bir tanesi müzikleri. Gerçekten inanılmaz iyi playlistleri var ve tatlıları çok güzel, el yapımı zaten hepsi. Aynı şekilde kahveleri çok güzel. Burası bir coffee shop zaten genel olarak. Ve inanılmaz güzel ve dediğim gibi buradaki her şeyi satın alabiliyorsunuz. Buraya gelirseniz lütfen ama lütfen uğramadan dönmeyin. Çok özel bir yer. Benim için de çok özel bir yer. Zaten en yakın arkadaşım getirdiği için daha da özel. Buradan bir sürü şey almak istiyorum. Buradan çıkarken de şimdi alacağım. Onları da göstereceğim neler aldığımı. Böyle bir yer. Çok seviyorum. Umarım bunu izlersiniz ve seversiniz ve gelirsiniz. Gerçekten gelinmeyi hak eden bir yer. Umarım yediniz şeker. Ben 8 saatte inanca hazırlandım. Çünkü yataktan kalkamıyorum. Öyle bir problem var. Sabah uyandığımda böyle yataktan kalkmak istemiyorum pek canım. Hava böyle kötü, soğuk gibi falan. Hiç kalkasım gelmiyor. Geldik şimdi ODTÜ'ye. Saat 1.30'da konuşmamız var. Ve bu tarz konuşmalarda hep böyle şey düşünüyorum. Ne konuşacağım? Misafir araç kartı aldınız. Ben nereden gireceğim? Böyle ne konuşacağımı o kadar fazla düşünüyorum ki şey diyorum. Soru cevaptan mı gitsem acaba? Mesela bak şey deseler, dense mesela bana işte X bir konuyla, yani o konuyu vererek tabii. X konuyla ilgili şu kadar konuş. 8 saat falan konuşurum herhalde. Ama işe şeye geldiği zaman hadi konuş. Ne konuşayım mesela yani? Şimdi ODTÜ... ODTÜ şeyinden çıktık. Konuşmasından çıktık. ODTÜ'lüymüşüm gibi sweatshirt'ü de aldım. Bir güzel. Sonuna kadar hizmet. Çok güzel geçti bu arada. Beklediğimden daha iyi geçti hatta. Çünkü bir sürü soru vardı. Hiç sıkıntı. Öyle bakmayın. Yakalandılar. Bizim de vlog çekmemiz lazım. Evet artık. Pelinleri göremeyeceğiz ama çünkü onları sadece 5 dakika falan görebildim. Cem de burada, herkes topladım buraya. Çözdüm vallahi çekiyorum. Arabada falan her yerde çekiyorum artık bundan sonra. Bize versene öyle kameraya konuşma dersi, biz yapamıyoruz. Yok artık. Şimdi Cem'le birlikte Italian Cup diye bir yere geldik Ankara'da. Yemeklerin fotoğrafını çektik zaten, videosunu pardon özledim. Çok güzel gözüküyorlar ve en yakın arkadaşım şey dedi. Ekin bu arada sürekli en yakın arkadaşım diyorum ama. Ekin şey dedi, çok güzel falan filan dedi pizzalarına. Bakacağız bakalım güzel miymiş dediği kadar. Kentiyiz, o kadar sıcak gözüküyor ki. İyiymiş o kadar sıcak. Ha, bayağı güzel. Bayağı güzel abi mekentiyizi. Şimdi pizzayı deneyeceğim. Bunu da çekeceğim. Yapınca. Güzel. Ne söyledin sen? Sadece tavuk mu? Sezar. Değil mi? Tavuk Sezar. Tavuk Sezar'ı bayağı iyi. Ben margarita söyledim ayrı olarak. Yani şey, pizzayı bu arada yarı yarıya falan yaptılar. Çünkü ona mac and cheese söylediğimiz için zaten Cemre muhtemelen fazla gelir diye düşündük. Ve hep pizzayı yarı yarıya yaptılar. Bence bu çok güzel. Bunu normalde hiçbir yer yapmıyor.
Yarısı sosisli bir şey. Aynen, yarısı sosisli domates ama mısır eksik gelmiş. Mısırı şimdi istedim, onu da getirecekler hemen. Diğeri de tavuk sezarlı pizza, güzel beğendim. Çok üşüdüm, yürüyoruz şimdi. Hogwarts kafeye gideceğiz. Nerede olduğunu asla hatırlamıyorum. Harry Potter sola dönelim. Tamam. Hava çok soğuk. Sola dönüyoruz, niye sağa dönüyoruz? Tamam ya, gidiyoruz. Ay. Ay. İşte yine elim girdi. Az önce yediğimiz yemek çok güzeldi. Ben çok yedim. Ben çok yemedim ama çok beğendim. Çok sen yemedim. Tam şeysin. Böyle acıktığın için yemek söylüyorsam aslında o kadar yemediğim için benim çok yemem gerekiyor her seferinde. Ben buna çok okeyim yani. Benim arkadaşlarım hep neden benle yemek yemeyi seviyor biliyor musun? Obez mi? Çünkü ben bitiremediğim için onlar bütün bitiriyor. Evet, çok güzel. Özellikle Zeki bu olayı çok sevdiği için. Zeki ile üniversiteden beri böyle bir ilişkimiz var bu arada. Üniversitede de. Gerçekten öyle. Üniversitede de yemeği ben bitiremezdim. Zeki çok mutlu olurdu. Zeki yerdi, bitirirdi üstüne. Kendi yemeğini yerdi. Üstüne bir de bitirirdi. Ay, yoruldum. Yürürken. Ben de ağır hissediyorum kendimi. Karbonhidrat patlaması yaşayacağım. Bir otele acaba koşarak falan mı gitsin arabayı? Hayır. İstiyorsan koşabilirsin. Ay, kolum ağrıdı. Böyle tutacağım biraz. Çok iyi açı bu arada. Vlog'a da böyle koyarım artık. Çok üşüdüm. Ne yapayım? Ankara'da gidecek bu kadar yer olduğunu bile bilmiyordum. Ne karanlığa düştük. Dona dona geldim buraya ve çok hoşuma gitti. Ya tabii ki çok çok daha güzel yapılabilirdi. Ama en azından bir adım olarak bence çok tatlı olmuş. Şimdi etrafı çekeceğim, detayları çekeceğim. Burası tatlıcı. Sadece tatlı var değil mi? Sadece içecek ve tatlı. Ne mi diyorsun? Evet. Sadece içecek ve tatlı var. Çocukluk hayallerim gerçek oldu. Evet. Ben bunu Harry Potter. Burası menüyü falan her şeyi çekeceğim. Çok güzel. Buraya da gelin mutlaka eğer yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben bir muggle olmadığım için, ben bir büyücü olduğum için menünün bu tarafıyla ilgilenmiyorum. Çünkü burası muggle'lar için. Bu taraf büyücüler için. Ben burayla ilgileniyorum. Şeylerin isimleri o kadar tatlı ki. Espresso Patronum falan yapmışlar ya. İnanılmaz tatlı. Yeni korkanı var. Çok yozlu iksir falan var. Efendim? Kişiyi belli bir süre başkasının yerine geçirir falan yazmışlar. İnanılmaz tatlı. Şey demedim. O kadar hoşuma gitti ki şu an burası. Menünün böyle olması çok hoşuma gitti. Çünkü tanıyanlar bilir, inanılmaz büyük bir Harry Potter hayranıyım. Çocukluğumdan beri inanılmaz severim. Hala çok seviyorum. Şu an burası beni çok mutlu etti. Ne yesem ne içsem acaba 8 ufak bir karar veremeyeceğim. Eternity later. O zaman tamam, ben kafa karıştırma iksiri alacağım ve Molly Weasley alacağım. Deneyimlerimi de sizinle paylaşacağım. Şimdi biraz içeride detay toplayacağım, detay çekeceğim. Buranın da her yerini çekmek istiyorum. Biliyorsunuz zaten Faust'u çekmiştim. Faust'u bayağı seviyorum. Burası da çok tatlı bir yere benziyor. Tabii mesela şey, Cecil falan çok anlatıyor. Londra'da varmış böyle bir tane. Harry Potter temasında bir tane kafe. Ve oraya gitmeyi inanılmaz istiyorum. Bu seneki planım Londra'ya gitmek. Bakalım iş olursa. Tatlılarımız geldi. Bakalım. Bakıyorum şu an nasılmış tadı. Weasley. Güzel bence. Sevdim ben. Ben cheesecake'imden çok memnunum. İstersen yiyebilirsin. Ben muzu söyledim. Muzlu ve çilekli seçenekleri vardı. Ben beğendim. Cem cheesecake söyledi. Şimdi onun da tadına bakacağım. Kesinlikle daha iyi siparişi ben verdim bu arada. Ya hadi oradan ya. Yes.
Cem'in söylediği cheesecake de çok güzel. Dondurulmuş cheesecake yüksek ihtimal değil mi? Dondurulmuş cheesecake o. Dondurulmuş bayağı güzel. Dondurulmuş cheesecake bir şey. Beğendim. Bir sürü şey çektim burada. Daha da çekeceğim şimdi Cem'e. Bir de şarjım çok az olduğu için daha ne kadar çekebileceğimi bilmiyorum. Bir de çay söyledim kendime. Şarjım çok az olduğu için daha ne çekebilirim bilmiyorum ama Ankara'daki iki günüm kısaca böyle geçti. Şimdiden söyleyeyim. Muhtemelen bunu yarın... Aa daha dur lan, yarın var. Yarın daha öz direktör günü. Yarın öz direktör alıp İstanbul'a dönüyoruz. Dönüş yolunda da video çekeceğim. Bence Ankara'da hiçbir şey yok denmesinin aksine bence güzel bir vlog oldu. Bence çok güzel olacak hatta. Ben öyle düşünüyorum. Umarım bu önerdiğim yerlere gidersiniz. Şimdilik bu kadar. Tadına bakacağım ben. Oturmuş Slytherin'in önüne. Hayırdır? Nesin sen peki? Sen nesin? Slytherin misin? Hufflepuff mu? Ravenclaw mu? Gryffindor mu? Sen nesin? Gryffindor. Karşısı ne onun? Slytherin. Slytherin. Şimdi Ankara'dan dönüş yoluna geldik sonunda. Şu an nerede olduğumuzu bilmiyorum ama ilk gördüğümüz kahvaltıcıya girdik ve oturduk. ve en başta söylediğim öz direktör kardeşim yanımda. Çok mutluyum. Ceren Mermer montumla ekranlarımızdayız. Ceren Mermer montu. Ceren Mermer montunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Muhtemelen herhangi bir videomda vardır Ceren'in üstünde. Herhalde o şeyde vardır. Cezalı taş kağıt makas videosunda vardır kesin üstünde o montu. Dönüyoruz sonunda. Ben zaten Ankara'yı genel olarak çok sevmiyorum. Çünkü nedense Ankara'ya ne zaman gitsem başıma kötü bir şey geliyor. O yüzden Ankara'ya karşı bir şehir olarak değil ama his açısından pek iyi hissettirmiyor bana Ankara. Bu arada otlu etkinliği bayağı güzel geçti. Çok mutluydum. Etkinliği çok fazla çekemedim çünkü sahnedeyken telefonun yanında değildi. Sonra zaten fotoğraf çekimine çıktık ve orada da telefon yanımda değildi. Telefonu aldığımda zaten arka kapıdaydık şeylerle, eylüllerle birlikte. Onu çektim zaten. O yüzden etkinlikten fazla bir şey yok ama olsun. Dönüş yolumuz işte şu anda bir yerde geçiyor. Buranın adını da bilmiyorum ne. Açıklıkta kahvaltı ne yazıyor acaba? Ha, Bayzade. Evet, burası Bayzade. Şu Bayzade'ye geldik. Gördüğümüz ilk yer burası ve inanılmaz açıldı ve abi Cem gitti, peynirli Doritos aldı ya arabada. Arabada peynirli Doritos yediğinizi bir düşünsenize. Bu infoyu vermem gerekiyordu. Gerçekten hani çok seviyorum Cem'i ama bu konuda çok zevksiz olduğu kanaatine vardım şu anda. Ne yiyorsun? Diye insan sosisli mısırlı pizza söylüyor. Ya ne ya sosisli mısırlı pizza? Sosisli mısırlı pizza ilkokul pizzasıdır yani. Ya kes sesini, ben sosisli... Pizza. Ya hayır ya. Ben sosisli ve ben mesela mısırsız yemem, anladın mı pizzayı? Asla yemem. Tamam işte demek ki senin zevkin yok. Ya kes sesini. Yanındaki de margarita yiyor. Ben de margarita seviyorum. Margarita'da sıkıntı yok. Tamam, margarita da güzel. Onun üstüne sadece sosisli mısır ekledim. Daha ne? Konyalı kardeşim. Etli ekmek. Etli ekmek getirdin mi? Hayır abi, etli ekmek nasıl getirebilirim? Hani getirecektin? Biraz yaptıracaktın. Biraz bu arada giderdi. Yolda yerdik değil mi? Doritos'un arasında böyle. Bayağı kör oldum. Bu arada zevkler ve renkler hakkında tartışmıyor bence. Özellikle senin müzik zevkin mesela. Ya kes sesini. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Benim müzik zevkim gerçekten çok. Oğlum, ben sadece eğlencesine. Bir ara lezzetinden şeye geçtik. Hepsiye geçtik. Hayır, hepsinden lezzetinden. Evet. Hepsi lezzetli. Sonra Jimi Hendrix falan geldi. Jimi Hendrix girdi abi. Evet, Jimi Hendrix. Abi bu ne? Ama aradan şey çalıyor. Yakalamış abi bak, hiçbirini geçememiş. Evet. Ama bir dakika. Ya tüm çapap açmamın sebebi gerçekten sadece böyle nostalji yapıp onların beni eğlendirmesi. Gerçekten böyle oturup dinlemiyorum zaten Türkçe pop. Bunu zaten yayınlarımı izleyen herkes biliyor. Hatta yayınlarımdaki en büyük problem benim Türkçe şarkı dinlememem. Öyle bu problem mi sence? Yayındakilerin çok problem. Ne problem? Yayının buna talebi var yani. İzleyicilerin bunu sana istiyor. Okey. Ama Oğuz niye bir gece bir çizgi bağımladı? Neyse. Şimdilik bu kadar, kolum ağrıdı. Omletim geldi de onu yiyeceğim.